Bu ülkenin güvenlik meselesi anlatsam bir dert, anlatmasam bir dert. Güneydoğu Anadolu'da Şemdinli, Çukurca, Hakkari, Yüksekova, Cizre, her yer yanıyor. Her gün görüyorsunuz. Oradaki asker ve polislerin hali sanki bir yabancı toprağa gidip işgal etmişler gibi. Ve her gün bakınız. Eşkıya zaten dağdan indi, şehire sardı. Bu demokratik federasyon bilmem ne uzatmanın alemi yok. Ülke bölünüyor. Herkes aklını başına toplasın. Derece derece bölünüyor. Bir zamanlar İmralı'dakine işte bebek katili, işte şu katili, bu katili falan diyenler. Şimdi bakın gazetelerde yazılar, programlardaki konuşmalar nasıl? Nasıl? PKK lideri Abdullah Öcalan. Bir şey söylüyorum. Eğer ki yapacaksınız biliyorum. Bu programları o şövenist Kürtçüler ve liberal denilen deniz anası kılıklı adamlarla, işbirlikçilerle o programları yapmaya devam edin. Bu televizyonlar belli. Ve siz de yazmaya devam edin. Bunun ne fikir, ne düşünce özgürlüğü, ne demokrasiye alakası yok. Bu ülkenin bölünmesine yardım etmektir. Bu eşkıyaya yardım ve yataklıktır. Bu işbirlikçidir. Arşivler ortada. Arşivler ortada. Arşivler ortada. Arşivler ortada. Yapmaya devam edin. Gazetelerinizi yapın. O satın alınmış televizyonlarla yapın. Satın alınmış kalemlerle yapın. Satın alınmış ekranlarla yapın. Bir, yapanlar. İki, bunların patronları. İş kötü gidiyor. Ben bunu çok rahat görüyorum. Yıllar önce de görüyordum böyle olacağını. Biliyordum. Şimdi de görüyorum. Ülke kaos ve anarşiye gidiyor. Ben size söyleyeyim. O zaman var ya, sizi ben bile kurtaramam. Şu hale bakın. Hale. Bir halk katili var. Kendini ada tahsis etmişler. Adam Mart'a kadar müsaade dediklerim olmazsa işte gene ülkeyi karıştırırım. Efendim talimatlar veriyor. Bir tane partisi var mecliste, siyasi temsilcisi. O yeteri kadar çalışmıyor. Dağdakilere de, Kandil'e de söylüyor. Siz de diyor yeteri kadar çalışmıyorsunuz. Halkı diyor sokağa döktünüz ama diyor sokağa dökmek yetmez diyor. Müzakereler diyor sürüyor diyor devlet de. Bunlar iyi niyetli ama daha çok şey yapmaları.